Sadık Efendi. Acaba bugün nelerle uğraşacağız? Büyük bir hırsızlık olayı amirim. Şüpheliyi sorguya çekeceğiz. Vay be. Acaba hangi at hırsızı neyi çaldı? Getir bakalım ayoğlu ayı da sorgulayalım. Buradayım. Ha. Sadı? Hanımefendi kim? Ayoğlu ayı komiserim. Şüpheli sıfatıyla burada. Hırsızlık yaptığını... Ağzından çıkanı kulağın duysun Sadık. Bu hanımefendi çalsa çalsa ancak kalp çalabilir. Ay çok güzel ya. Bana iftira atıyorlar. Ne? Suçlusun diyorlar. Kim onlar? Nasıl iftira atarlar size? Neyle suçluyorlar? Aşırı derecede tatlı olmakla mı? Yok. Nişantaşı'nda bir güzellik salonunu soymak. Paris'ten gelen çok kıymetli kırışıklık kremleri çalınmış. Bu kadın suçsuz. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Kırışıklık kremiyle şu güzelliği aynı cümle içerisinde nasıl kullanıyorsun? Amatör Sadık. Hanımefendi, gerçekten cildiniz beyaz turp gibi maşallah. Malın değeri 1 milyon komiserim. Evet. Mevzuat var. Hanımefendi şüpheli. Sorgulayacağız. Aferin Sadık, aferin. Seni sınadım. Sen iyi bir polissin. Canım benim. Evet hanımefendi. Malları siz mi çaldınız? Hayır. Bu kadın suçsuz. Bu kadın net suçsuz. Sorgulama bitmiştir. Hanımefendi, sizi de yormuşlar buraya kadar. Ben sizi evinize bırakayım. Çok soğuk burası. O küçücük ayaklarınız var. Ay, üşümesine. Adınız? Çiçek. Çiçek. Çiçek, ben de İsmail. Buyurun. Ben sizi evinize bırakayım. Buyurun teşekkür efendim. Ederim. Buyurun. Sorgusu bitmeden hiçbir yere gidemez. Aynen öyle. Sen kimsin ya? Kozmetik büro dedektifi. Yeter artık. Merhaba. Kozmetik ne lan? Kozmetik... Kozmetik büro ne? Suçlulara manikür pedikür mü yapıyorsunuz? Yok amirim. Kötü makyaj yapanları tutukluyorlarmış. Öbür odaya gelsiniz, böyle gelin. Gerçekten hanımefendi, amirim çok özür dilerim. Ama biz hanımefendinin, bu güzel bayanın sorgulamasını yaptık. Kendisi %100 suçsuz. O kadar pür pak, tertemiz bir insan evlat. Şu güzelliğe bakın ya. Efendim işte ben tam da bu sebepten buradayım. Çünkü ben kendi yöntemlerime göre kendisini sorgulamak istiyorum. Bazı şüpheler vardır, bazı detaylar vardır. Onlar beni çok ilgilendiriyor. O yüzden sıra bende İsmail Beyciğim. Üzgünüm. Evet lütfen içeriye geçelim. Buyurun küçük hanım. Buyurun, buyurun, buyurun. Tabii. Buyurun. Buradan da değil mi? Şurası duvardı değil mi? Teşekkürler. Lütfen içeri geçelim Sadıkcığım. Biz de geçelim. Çiçek Hanım'ı yalnız bırakmayalım. Buradan. Onur abim. Deliller nedir? Kapı zorlanmadan açılmış. Ancak anahtar deliğinin boşluğunda krem rengi böyle bir boyamsı bir şey varmış. Bu da dosyası. Boyamsı bir şey değil, anahtar memur Sadık. Demek ki şüpheli mekanı çok iyi bilen biri. Hiç şaşırmıyor. Ürünler nerede, nereden geliyor, ne zaman geliyor hepsini biliyor. Kısacası bu dükkana daha önce çok gelmiş gitmiş. Doğru mudur? Çiçek Hanımcığım. Acaba olay günü neredeydiniz? Bayramoğlu'nda, annemin yazlığında. Nasıl Sadık Bayramoğlu? Bayramoğlu. Annenizin yazlığı Bayramoğlu'nda mı? Çok güzel. Çiçek Hanım, o gün hiç Nişantaşı'na gitmiş olma ihtimaliniz var mı acaba? Hayır, Nişantaşı'na en son 15 gün önce güzellik salonuna gitmiştim. Not al Sadık, 15 gün önce. Güzel. Peki şunu da sorayım ne olur. O gün acaba kombininiz neydi? Yani ne giymiştiniz? Bize tasvir eder misiniz lütfen? Gavardin, kumaş, peplum etek, fil dişi anvelop bluz ve bakıt bir çanta. Abi ben bunu şimdi nasıl not alacağım ya? Peplum etek, filli antilop, bıcırık çanta. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz Çiçek Hanımcığım? Şimdi o anlattığınız o güzelim, o canım kombini acaba böyle bir çanta değil de flap bir çanta taksaydınız daha uygun olmaz mıydı? Hay bir kadın olarak soruyorum.
Haklısınız ama o gün cilt bakımına geç kaldığım için evden alelacele çıkmıştım. Değiştiremedim. Peplum etekle. Peplum etek, gabardin kumaşla alelacele evden çıkıyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Hani böyle acele içinde olan bir gün için hiç tasarlanmamış bir kombi. Gerçekten çok enteresan. Halbuki bunun yerine şöyle bir flap çantayla çıksaydı... daha etkili olmaz mıydı? Bunu aklınız alıyor mu İsmail Bey? Çok almıyor. Yani flüt çanta varken bakır çok kabardin. Amirim ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. Yemin ediyorum bu sorguya girdiğimizden beridir altyazısız yabancı bir filmin içerisindeyim sadece. Ne diyor lan bunlar? Çiçek Hanım, belki de siz o çantayı daha önce aldınız olabilir mi İsmail Bey? Neden olmasın? Neden olmasın? Az evvel hiç Nişantaşı'na gitmediğim dediğiniz yere aslında Nişantaşı'na o çantayı almak için gitmiş olabilir misiniz acaba? Çantayı internetten sipariş verdim. Aa. İnternetten sipariş vermiş. İmkansız, imkansız. Niye imkansız? Çünkü ya? Artık herkes her zaman her şeyi internetten sipariş verebiliyor mu? Hayır İsmail. Çok üstüne gidiyorsunuz Çiçek Hanım'ın. İsmail Bey, bu çantalar internete 10 gün önce düştü. Böyle bir şey mümkün değil, anlatabiliyor muyum? Eğer öyle olsaydı bilirdim. Wish listimde var. Bitlis'ten almış. Ne bitlisi ya? Mağazadan almış diyorum, mağazadan. İnternetten almış olsaydı hala kargoda olurdu. Bilmiyorum. Belki de mağazadan aldım. Bu olay günü Nişantaşı'nda olduğumu kanıtlamaz. Hmm, demek öyle söylüyorsunuz. Hı hı. Ama ben gene de çantayı almak için bizzat orada bulunduğunuzu düşünüyorum. Yanlış mı? Yani yurt dışından sipariş verdim demiştim ya, orada biliyorsunuz daha önce çıktı. Ve bir arkadaşım oradaydı. Gelirken getirdi. Yine imkansız. Çünkü sadece Türkiye için saks mavisi ve vizonlar üretildi. Tıpkı bejler, kum rengi ve limon küfünde olduğu gibi Çiçek Hanım. Hayır, limon küfü rengi burası için üretildi. Karıştırıyorsun canım. Limon küfü burası için değil, Avrupa içindi. Türkiye için sadece saks mavisi ve vizon rengi var. Ne diyor oğlum bunlar? Ne diyor oğlum? Hiçbir şey anlamıyorum. O ona bir şey diyor, o onu anlıyor. O ona kızıyor, sesini yükseltiyor. Ne diyor Sadık? Amirim ben Türkçe biliyor muyum, bilmiyor muyum? Ondan bile emin değilim şu an ya. Biz çok eminiz memur Sadık. Sen rahat. Notlarını almaya devam et. Çiçek Hanım da çok emin bence, öyle değil mi? Bu arada not demişken şu notları bir okuyalım mı hep beraber? Belki de unuttuk, kaçırdık. Şöyle bir daha bir okuyalım. Hepimizi yeniden takip edelim. Bakalım hanımefendi ne zaman, nerede, ne yapıyordu. Buyurun. Oku Sadık. Okumasak. Oku Sadık. Lan oku. Oğlum rezil ediyorsun bizi. Oku lan. Sanık o gün kabarık kabarık gezerken... bıcırık bıcırık çantasını takmış. Ama aslında floppy de taksa olurmuş. Bu marka internetten küflü limon satıyormuş. Ama aslında öyle değilmiş. Saksıda bizon varmış. Ne? Bravo. Gerçekten bravo. Yazıklar olsun sana. Bu denilenlerden bunu mu anladın? Manda yuva yapmış Söğüt dalına. Yazıktır ya. İsmail Bey, buyurun. Siz şöyle bir gücünüzü gösterin. Şöyle bir seyircimize. Şöyle olayları sizden bir dinleyelim. Hadi bir tekrar edin bize. Buyurun. Yok, yok. Ben burada... Yok, yaparsın. Herkes her şeyin farkında. Herkes her şeyin farkında. Burada ne denildiğini herkes anlıyor. Siz devam edin. Yok, yok. Devam edin. Peki İsmail Bey, bir dakika. Siz biraz daha düşünürken şöyle olayları tekrar hatırlayalım. Tamam mı? Öyle. Sakin olalım. Şimdi şunu soralım Çiçek Hanım'a. Çiçek Hanım... olay günü o çantayı almak için Nişantaşı'ndaydınız. Buyurun. Evet, öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Hayır, değil. Aa. Bu çanta sahte. Aa. Evet, ben çantanın sahte olduğunu söylemeye utandığım için size yalan söyledim. Mutlu musunuz şimdi, anladınız mı? Bu benim o gün Nişantaşı'nda olduğum anlamına da gelmez. Kıyamam. Hepimiz replik unuttuk. Nasıl anlayacak bunu? Söyleyin. Bu replik ama değil mi? Söyleyin. Pas. Ne pas lan? Ne pas ya? Oğlum bak sinirimi bozuyorum ne? Ne pas lan? Gel buraya bir odaya geçme. Ne pas oğlum? Utandırıyorsun. Vallahi utandır. Ya kadını utandır. Bakın hanımefendi. Buyurun. Rica ediyorum. Evet. Ben yılların komiseriyim. Suçluyu gözünden, sözünden anlarım. Şu güzel hanımefendinin yüzündeki saflığa bir bakın ya. En ufak şüpheli bir davranış, hiçbir ifade yok. Baksanıza şuna ya. Bu da gibi gülümsüyor.
huzurlu huzurlu, sürekli mutlu bir huzur yayıyor etrafına. İsmail Beyciğim, çünkü hanımefendinin suratında Cinderella smile'i batan şeyler. Cinderella ne? Cinderella smile botoksu. Cinderella kurdun kaptığı mıydı? Yok ya, o fareli köyün kabalcısı. Şunu demek istiyorum İsmail komiser. Yüzünde her zaman gülmesini gerektiren, o dudaklarını böyle tutacağı iki tane küçük dolgu bulunmakta. Dolayısıyla yüzünü asmasına hiç gerek yok. Çünkü her şeyi böyle yapıyor. Gerçekten çok akıllıca. İçinde bir çeşit asitler var. Hiyalurik asit falan var. Ne? Oradan ne, biliyor. Ne? Onu kimseye kafam basar. Yok, 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 yok. Hiyalurik asit. Yaz. Yaz, yaz, yaz oraya. Hiyalurik asit. Hiyalurik asit. Buyurun. İşte onu söylüyorum. Buyurun. Botoks var yüzünde. Allah Allah. Evet. Allah'ını seversen. Öyle mi Çiçek Hanım? Hiçbir deliliniz yok. Güzellik salonunu ben soymadım. Aha! İşte yeni bir pencere daha açılıyor. Sadık, lütfen not almaya devam et. Çiçek Hanım, size şunu sormak istiyorum. Acaba hangi sıklıkla güzellik salonuna gidiyorsunuz cilt bakımı yaptırmak için? 10 günde bir gidiyorum. Aa, 10 günde bir cilt bakımı yaptırmak için güzellik salonuna giden bu zarif hanımefendinin çantasında acaba neden bu kadar güçlü bir arındırıcı jel bulunuyor? Sorabilir miyim İsmail Bey? Ben başka bir şey düşünüyordum da Sadık arkadaşımız cevap verse olur mu? Ben de hiç yok. Aha, güzel, şaşırmadım. Bu jel o kadar güçlü ki, o kadar güçlü ki hanımefendi bunu yanından ayırmıyor. Çünkü gerildiği zaman, stres olduğu zaman yüzünde bir takım sivilceler çıkıyor muhtemelen. Ondan dolayı bunu kullanıyor. Peki sevgili Sadık, sence bir kadının yüzünde sivilceler neden çıkar? Kabarin. Stresten. Çiçek Hanım çok stres yaptı. Çok haklı bir şekilde de bunu kullanmaya başladı. Bence çok akıllıca. Tebrik ediyorum. Yani çekirdeği fazla kaçırdığım diyelim. Buyurun, evet. Çekirdeği fazla kaçırmış. Vah! Wow. Çekirdek öyle mi? Evet, bu yüzden de sivilcelerim çıktı. Bu olayı benim yaptığım anlamına gelmez. Evet. Yalnız şöyle bir şey var ki bu jeli sadece Nişantaşı'ndaki Teoman Bey Eczanesi hazırlıyor. Ve kendisi muhteşem bir adamdır. Bütün müşterilerini çok iyi bilir. Cilt tiplerini falan güzel ayarlar. Dolayısıyla müşterilerine saygı duyar ve onlarla ilgili hiçbir şeyi unutmaz. Her şeyi hatırlar. Ben şimdiye kadar hiçbir eczane hatırlamadım. Benim suratıma bile bakmıyorlar amirim. Değil mi? Ben de boş durmadım tabii. Dedektifim ya, işim bu. Teoman Bey'e mesaj attım. 10 gün önce acaba siz orada mısınız, değil misiniz diye merak ettim. Ve bilin bakalım bana ne dedi. Evet, oradaymışsınız. Ve bu karışımı siz yaptırmışsınız Çiçek Hanım. Olay günü Nişantaşı'ndaydım. Aa! Gerçekten mi? Ama Çiçek Hanım hiç yakışıyor mu sizin gibi güzel bir kadına? Olayla bir bağımın olduğunu düşünmesini istemediğim için öyle söyledim size. Evet, ben sadece çekirdeği fazla kaçırmış, cildine önem veren bir kadınım. Hepsi bu. Ah, gerçekten neredeyse inanacağız. Bu arada çok daha önemli bir bilgi var. Sana çok güvenmiyorum. İsmail Bey'e versene notları, o az. İsmail Bey. Dinliyorum. Teoman Eczanesi'nin yanı Nişantaşı. Nişantaşı Teoman yanı, evet. Evet, onun yanında çok önemli bir dükkan var. Evet, önemli bir dükkan var. Bu büyük bir kinoa salatası yapıyorlar. Kinoa, evet. Sadece 2 ile 5 arası açık bu dükkan. Şimdi her şey netleşiyor gibi, evet. Büyük bir kasede az yağlı. Evet, evet. Az badem de olabilir. Evet. Arada bir kızarmış tavuk koyuyorlar, sorun yok. Evet. Biraz mısır, biraz defne yaprağı, biraz nane. Evet. Şimdi gidip bana onu alın, karnım çok acıktı. Sabahtan beri sofra yapıyorum. Sipariş miydi bu? Ben de ipucu diye yazıyorum. Oh be, ben gideyim hemen siparişleri alayım amirim. Yok yok, ben alırım, ben alırım. Yok, ben alırım, ben alırım. Ben alırım, vallahi ben alırım. Sakın bir yere gitme. Sen gidersen kafilesini kaybetmiş Japon turist gibi kalırım. Ne olur gitme lan. Amirim, olur. Burada birisi sipariş alması gerekiyorsa o da benim. Oğlum yapma lan. Hadi kolay gelsin. Allah'ım. Evet, konu yavaş yavaş bir yerlere bağlanıyor. Değil mi Yeter Hanım? Yok, yeni yeni bağlanıyor diyelim. Ha. Çiçek Hanım, kullandığınız fondöten markasının numarasını öğrenebilir miyiz acaba? C140. Aha! Kullandığınız fondöten numarasının C138 değil de 140 olması sizi bu olaydaki en büyük şüpheli yapar. Haksız mıyım? Haklısın, haksız mıyım? Çok haklısınız. C140 bende tam karşılığı beton.
Ben de bitti yani şu anda bitti. Yani matematikte lisede rakamların yanına böyle harfler konulduğunda ben de oralar tamam, bitti matematik. Tamam. Tam olarak bu C140 ne oluyor yani? Çiçek Hanım'ın kullandığı fondöten C138. Yani gerçek teninin rengi bu İsmail. Gerçekten ne? Gerçekten ne? Evet. Gerçekten ne ya? Solaryuma girmiş olamaz mıyım? Yapmayın Allah aşkına. 2 gün önce sosyal medyada fotoğraf koymuşsunuz. Yüzünüz bembeyaz maşallah pamuk gibi. Yani altına da no filter hashtag'i koyduğunuza göre bunun tamamen zırva sapan bir şey olduğunu anlayabiliriz. Ne o? O hashtag de mi yalan? Fotoğraftan sonra solaryuma girdim. Hadi canım. Ve solaryum renginin 2 gün sonra ancak belireceğini buradaki hiç kimse inanmaz. Yani buna sadece aptallar inanır. Anlatabiliyor muyum? Siz sadece yaz solunuzu kullandınız. Haksız mıyım? Ben C140'ı hatlarımı belirginleştirmek için kullanıyorum. Ha, yapmayın Çiçek Hanım. Hatlarınızı belirginleştirmek için başka yöntemler de var. Ne bileyim, kontür çekerseniz bronzerlık kullanabilirsiniz. İçinde pembe pigmentler olan muhteşem bronzlu şeyler var. Onları da kullansanız pekala yüzünüzde dolgu yapabilir. Öyle değil mi? Yapamaz mı? Yapabilir, yapabilir. Yapamaz olur mu? Tabii ki yapar. Tam olarak anlayamıyorum. Özür dilerim. Yani gerçekten... Siz ne anlatıyorsunuz? O ne anlıyor? Ben kimim? Şu anda ne oluyor? Lütfen biri bana açıklayabilir mi bunu? Tamam, o zaman şöyle başlıyoruz İsmail Bey. Buyurun. Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Evet. Şimdi hep beraber olayı çözüyoruz, tamam mı? Lütfen. Benimle beraber hayal edebilirsiniz, konunun içine girebilirsiniz. Hazır mıyız? Hazırım. Şüpheli. Evet. 10 gün önce evet, gabardin kumaşlı tekno eteğini giyerek üstüne fil dişi amirap bluzunu bağlayarak evden cilt bakımına gitmek üzere kapıdan dışarıya çıktı. Kadın giyindi çıktı. Evet. Aynen öyle. Son derece heyecanlıydı çünkü aslında cilt bakımı yaptıracaktı. Bu yüzden de ne yapacağını çok iyi biliyordu. Paris'ten gelen ürünlerin o gün geldiğini de çok iyi biliyordu. Evet. Paris'ten gelen ürünler İsmail Bey. Onlar çok değerli ve kıymetli ürünlerdi ve bunu ancak iyi bir keskin göz bilebilirdi. Kim bu keskin göz? Tabii ki Çiçek Hanım. Bu soygunu benim yaptığım anlamına gelmez ki. Evet. Şimdi hatırlayacak olursan anahtarın üzerinde fondötenin rengi vardı. Bu fondöten C138, doğru mu? Evet. Demek ki bunu Çiçek Hanım yaptı. Ama nasıl? Hatırlıyorsan güzellik salonuna gitmek için giyinip gittikten sonra içerideki güvenliği kesmeye başladı. Gözleriyle acaba adam nereye gidiyordu? Çünkü anahtarı alması lazımdı. İçeriye rahatça. Ve kapıyı zorlamadan girebilmesi için o anahtar ona mutlaka lazımdı. Güvenliği kesti. Bir şekilde cebine ulaştı. Oradan bu anahtarları yürüttü. Sonra fondötenini aldı. Anahtarları ne yaptı? Kalıba bastı. Böylece anahtarların üzerinde C140 fondöten izi kalmıştı. Böylece anahtar kapıyı açtığı zaman kapıda da bu izi görebilirdik. Öyle mi İsmail Beyciğim? Hemen ardından çaktırmamak için Nişantaşı'ndaki o mağazaya o gabardin eteğinin rengine uyacak o muhteşem çantayı aldı. Böylece kimse ne olduğunu anlamayacaktı. Ama strese girdi. Sivilceler yüzünü bastı. Ne yapacaktı? Hemen gidip sivilceleri kurutmak için Teoman Eczanesi'ne girdi. Teoman Eczanesi o jeli aldı, yüzüne sürdü. Sivilcelerini kuruttu ve kimse anlamadı diye düşündü. Tam o sırada güzellik salonuna geri döndü ki şöyle bir baktı. Herkesin gitmesini bekledi. Ortam tenhalaştı ve anahtarla içeriye girip bütün kremleri çaldı. Gelene kadar lanet planım çok güzel işlemişti, tamam mı? Evet, ben yaptım. Hep beraber çözdük. Hep beraber. İsmail Bey, komiserim, tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Lan neyi tebrik ediyorum? Ben kadın, ben yaptım demese itiraf ettiğini anlamayacağım. Hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor ya? Vallahi özgüvenim bitti yıllardır. Komiserim ben, ne yapacağım ben artık ya? Size çok küçük bir ipucu vereceğim. Hı. Eğer iyi bir komiser olmak istiyorsanız, ki kesin öylesinedir, ama kadınları sorgulamak istiyorsanız, kadınları çok iyi tanıyor olmanız lazım. Kadınların ipuçlarını, sırlarını, o gizli odalarını çok iyi keşfetmeniz lazım. Hatta şöyle siz ve sizin gibilerin anlayacağı bir dilden söyleyeyim. Bütün kestirme yerleri böyle bulup, uydurup, kaydırıp bir yol tutturman lazım. Vallahi yine bir yerde kaçırdım ama ne yapmam lazım? Kafada mı kurmam lazım? At a**dan yeter. Tebrikler. Hadi alalım şüpheliği. Alalım. Buyurun. Buyurun. Aa, siz bebek kumralı mı yaptınız saçınıza? Saçmalama. Kestane bu. Ne olur susun! Ne olur! Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Kat